Olmuş. Bugünkü İngiltere yokken, Fransa yokken, Almanya, Amerika vesaire hiç yokken Türk adıyla devlet kurmuşsunuz ve sonra bu devletleriniz yıkılsa bilmem ne yapsa da toplu olarak hiçbir zaman devletsiz bir aşama yaşamamışsınız. Bu çok önemli. İkincisi, çok geniş bir coğrafyada tarihi maceranız geçmiş. Yani tarihe baktığınızda Çinli hep Çin'de, Hintli hep Hindistan'da ama sizin maceranız Asya derinliklerinde başlamış. Anadolu'ya, Hazar'ın bu tarafına, Doğu Avrupa'ya, Balkanlara, Afrika'ya kadar uzanmış. Şimdi bunların hepsi, bu uzun tarih ve bu devletli tarih kavramın üzerinde anlam elbiseleri biriktirmiş. Yani bu şuna benziyor. Bir insan 3 yaşında da aynı kişidir, 80 yaşında da aynı kişidir. Ama tüm o hayatı boyunca tecrübe biriktirir, anlamlar kazanır, kıyafetler değiştirir. Türklük de çok uzun ve kesintisiz bir tarihi şeye sahip, tecrübe. Bir başka özelliği dünya kurucu bir millet olması. Tarihte iki defa biz dünya kurduk. Dünya ile şunu kastediyorum. Dünya imparatorluğun da ötesinde bağımsız siyasi birimleri de kendi etrafınızda toplayıp örgütleyebildiğiniz bir sistemdir, bir yönetişim sistemi. Mesela Batı dünyası dediğimizde ne anlıyoruz? Belirli bir ortaklığı paylaşan, ortak tarih, işte ortak kültür, soy vesaire ama bağımsız birimlerden oluşan ve bu bağımsız birimleri belirli siyasi ilkeler, ideolojiler etrafında örgütleyen. Bu işte iki defa dediğiniz vesaire. Ne zaman bunu yapıyor? İlki Türk kimliğinin doğuş dönemi, Genesis dönemi, Türkistan'daki Türk dünyası ve Göktürkler çağı. Şimdi o dönemi inceleyen tarihçilerimiz, hem Türk tarihçileri hem diğerleri şuna söylüyorlar. Diyorlar ki çok hızlı bir biçimde Türkleşme var o dönemde. Yani Türk adının hızlı yayılışını görüyoruz. İşte bunu anlatırken siyasi aidiyeti vurgu yapıyorlar. Devletin çatısı altına giren, dostu dostumdur, düşmanı düşmanımdır diyenler Türk adını da alıyorlar. Mesela Orhun Abideleri'nde vardır, diyor ki Türk beyleri Türk adını bıraktılar, Çinli beyler Çin adını tuttu. Şimdi orada ad almayı biz işte Pars'tı, Kaya'ydı, Şangçinkong oldu diye anlıyoruz. Ötesinde o bir aidiyeti ifade ediyor. Mesela bir boy diyenin altına girdiğinde onun adını da alıyor. Bozkurt töresine. Bir nevi vatandaşlığa girme. Mesela daha sonraki tarihçiler Gumilev'de diğerlerinde var. Diyorlar ki Türkçe konuşup devletin dışında kalanlara Türk demediler. Türkçe bilmese de devletin çatısı altına girenlere Türk dediler diyor. Daha sonra Arap tarihçiler bölgeye baktıklarında Araplarda dil üzerinden milliyet kuruluyor. Türkçe konuşan tüm toplulukların hepsini aynı tarih parantezinin içine aldılar. Yani dilden de önce bize siyasi aidiyet. Ama bu şunu getiriyor beraberinde. Siyasi aidiyet şu demek, aynı düşmana karşı savaşacaksınız, aynı bayrağı tutacaksınız. Böylece sizin diliniz de ortaklaşıyor. Yani Türkçe ortak dil oluyor, kültürünüz de ortaklaşıyor. Ve sizin çocuklarınız da Türk doğuyorlar. Şimdi bu geniş kimlik, Türk kimliği o yüzden hem içine doğulan hem de olunan bir kimlik. Şimdi i̇kinci buna dünya ikinci, kurma. İkinci dünyamız da Selçuklu Osmanlı çizgisidir. Hı-hı. Üç çöken dünyanın insan, coğrafya ve toprak unsuru üzerinde İstanbul merkezli ikinci Türk dünyasını İlkinde kurdu. Dediniz ya Türk olmak çoğalıyor, Türk adı yeterince duyuluyor. Osmanlı'da Türk adı tabii, ve Türklük ne kesin, kadar o da çok diridir. Yaygın şeyden isterseniz anlatayım. Baskındı. Şimdi Türk dünyası çökünce bunun insan unsuru İslamlaşıyor. Yani şöyle, şimdi Türklük dünya kurucu bir kimlik olarak töreye dayanıyor. Türk töresi dediğimiz şey. Hı hı. Bunun da ilahi kaynaklı olduğunu biz bugün çok değerli çalışmalardan görüyoruz. İşte Orhun Abideleri'nde Tanrı'ya referansla başlayan bir kozmoloji vardır yukarıdan aşağıya. Devletin kuruluşunu, esaslarını vesaire ona dayandırır. Kutadgu birlikte biz bunun İslami devirde de izlerini, esaslarını görürüz. Sait Hoca'nın çok kıymetli çalışmaları var o hususla ilgili. Şimdi Müslümanlaşarak şeye geliyoruz. Mesela Divan-ı Lügati Türk. Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Ben tüm öğrencilerine sorarım nerede yazdı diye. Herkes Kaşgar der, Bağdat'ta yazmıştır. Niye Bağdat'ta yazmıştır? Çünkü Malazgirt'ten önce Türkler Bağdat'ta ve Basra'daydılar. İslam dünyası çöküş halindeydi.
çöken Türk dünyasının Müslümanlaşan unsurları İslam dünyasını yeniden örgütlediler. Çöken Doğu Hristiyanlığının mirasını tekrar aldılar. Çöken Türk dünyası, İslam dünyası ve Doğu Hristiyanlığı. Bunun üzerine İstanbul merkezi bir yeni devlet kurduk. Burada kimliğimiz yeniden genişledi. Şimdi genişleyen kimlik ne? Kimlikler daralırlar ve genişlerler. Dünya kuran kimlikler genişlerler. Örneğin bizim Türk kimliğini kıyaslayabileceğimiz bir iki tane buna denk örnek var. Mesela bir tanesi Britanya'dır. İngiliz kimliği etnik bir kimliktir. British kimliği 1700'lerin başında İskoç-İngiliz Birliği ile beraber doğar. Sonrasında tüm imparatorluğa yayılmıştır. Kraliçeyi tanırsınız, oraya aidiyet duyarsınız, protestan olursunuz, kraliçenin kilisesine, yani devletin ideolojisi olur, ona dayanırsınız ve British olursunuz. İngilizlerin hepsi British'tir. Onun dışında bir zenci de British olur. Müslüman tebaası olunca bu din şeyi de gevşemiştir, taca bağlılık geniş kimliğin parçası haline dönüşmüştür. Ruslarda Ruski ve Rososki, yani geniş Rusluk ve dar etnik Rusluk olarak Çarlık döneminde karşımıza çıkar. Bizde bu kimlik genişlemesi Türklük üzerinden olmuştur. Daralma da yine Türklük üzerinden olmuştur. Mesela size örnek vereyim bizim yazılı tarihimizden. Saltuknamemiz vardır. İkinci Beyazıt döneminde yazılır. Sarı Saltuğ'u anlatır. Sarı Saltuğ'un maceralarını tebdil kıyafet gezer dolaşır. Türklüğün ifadeleriyle ilgilidir bu. Genişlemiş bir kimlik olarak Türklük. Maceralarından birinde Bizans İmparatoru'nun yanına gider. Onu Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin önüne getirir. Kendisi de bir Hristiyan kıyafetinde, ikisinin diyaloğu var. Şimdi soruyor, bu kimdir diyor şeye. Bizans İmparatoru'na, onun ağzından söylettiriyor. Diyor ki, bu da Türktür diyor. Ama Arap. Adına diyor, Arap lisanınca Eyyubi Ensari derler. Şimdi bu şey, bu anlayış mesela işte Balkanlar'da Boşnakların ve diğer unsurların Müslüman olurken zaten Türk olmaları. Zaten Sarı Saltuk ondan sonraki dönemde Balkanların olarak, en önemli Türkleştirme hareketinin ismidir. Tabii şimdi yani kimliğiniz, şimdi devletinizin dayanmış olduğu ideoloji İslam. Onun üzerine kuruyorsunuz ve kimliğiniz bununla beraber genişliyor. Devletin ideolojisini benimseyen, Müslüman olan, devlete tabi olanlarla beraber bu kimlik genişliyor. Özellikle peki bugün, bugüne gelirsek bu inancın yerini vatan mı daha çok aldı? Yani milliyetçiliğin da tanımında yerine, şu an 2021 tabii, Türkiye'sinde. Tabii 2021 Türkiye'sinde yani inanç da şeyini hani muhafaza ediyor bizim şeyimizde. Bizim tüm sembollerimizde onu yani hilal nedir? Yani ay yıldız. Hilal mesela Türklerle beraber İslam dünyasında sembol olmuştur. Bugün tüm uluslararası sembol kitaplarına bakın, İslam'ın sembolü olarak hilal veya ay yıldız çıkar. Yani Türklüğün sembolleri Müslümanlıkla beraber efendim İslam'ın sembolleri de olmuştur. Mesela biz ayrılırken hilal bıraktığımız, bayrağında hilal bıraktığımız yerler bu tarihteki dünyamızın parçaları olarak, yani tarihteki Türk dünyasının parçaları olarak Türkiye'ye dost elitlerle, dost selamlarla kalmışlardır ve varlıklarını muhafaza etmişlerdir. Şimdi bu tarafa doğru gelirken farklı anlayışlar var. Ana akım Türk milliyetçiliği dediğimiz şey Türk tarihini kesitçisiz olarak görür, okur. Bu muhtelif partilerde şey yapılır. Yani bir ve bunlar arasında çatışma görmez. Yani nedir o? Türklüğü doğuş döneminden Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet günümüze kadar gelen akışı biz aralarındaki farklılaşmalara, bazı konjonktürlerde yaşanan birbirini reddiyelere, çatışmalara, gerilimlere rağmen bütün olarak akan bir tarihin parçası görürüz. Böyle görmeyenler var. Ve o görmeyenlerin de kendi kimlik tanımları var. Mesela ulusalcılık öyle bir tanımdır. Evet, isterseniz burada diğer konukları Ersan Bey'e de geçmek için olur. Bir cümleniz varsa alalım yani ya da hani ulusalcılıkla ilgili bir şey evet, söylerseniz. Mesela şimdi bir kısım bunların bir kısmı o hani keskin sert görüşlerinden vazgeçtiler ama bir devirde bunlar daha keskin olarak vardı. Mesela 1920'den öncesini kabul etmez Türk tarihi olarak. Türklüğün doğuş tarihi olarak peki, 1920, hocam, bir kısmı 1971'i alır. Yani
buradaki Anadolu'daki şeydir. Hı hı. Öncesiyle alakamız kalmamıştır. 1071 i̇şte tabii Orhun abidelerini biz sırtımızda mı taşıdık diyen var vesaire filan. Yani farklı anlayışlar var ama ana akım Türk milliyetçiliği. Mesela bu işte Türk Ocak